Teknoloji Okulu'ndan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugün yeni bir inceleme videosuyla karşınızdayız. Bugünkü inceleyeceğimiz ürün Oppo'nun geçtiğimiz günlerde ülkemize satışa sunduğu Enco W51 kulaklığı. Bu kulaklık arkadaşlar geçtiğimiz günlerde elimize ulaşmıştı ve kutu açılım videosunu sizlerle paylaşmıştık. Kulaklığın fiyatını 900 lira olduğu için uygun diye lanse etmiştik. Fakat işte niye uygun, neresi uygun gibi söylemler vardı videoda. Şimdi bu incelemede aslında bu kulaklığın fiyatının neden uygun olduğunu, daha doğrusu neden uygun fiyatlı dediğimizi sizlere daha net bir şekilde anlatacağız. Öncelikli olarak şunu belirteyim sizlere, zaten Oppo kulaklığın özelliklerini kutu üzerine yazmış. Ne bunlar? Hibrit aktif gürültü engelleme özelliği, işte QI dediğimiz kablosuz şarj, düşük frekanslı Bluetooth yani düşük gecikmeli Bluetooth, IP54 sertifikası ve 24 saat kullanım süresi. Elbette buradaki 24 saatin kulaklıkları kapsamadığını söyleyelim. 24 saat arkadaşlar şu elimde görmüş olduğunuz şarj kutusuyla birlikte olan süre. Şimdi gelelim ilk olarak kablosuz kulaklığımızın kutusuna. Bu kutu arkadaşlar kablosuz şarj özelliğine de sahip. Günümüzde pek çok kulaklıkta bu özellik bulunmuyor. Bu özelliğin bulunduğu kulaklıkların fiyatı ise genel itibariyle 1000 liranın üzerinde diyebiliriz. Kablosuz şarj bizim için çok gerekli, çok kritik bir özellik mi? Elbette değil. Yani olmasa da olur. Fakat bu kutuyu atıyorum yolda gidiyorsunuz ve telefonunuzda da reverse şarj dediğimiz ters kablosuz şarj özelliği var ise yan yana koyduğunuz zaman, yani örneğin atıyorum benim telefonumda kablosuz şarj özelliği varsa ben bunları cebime şöyle koyduğum anda bu kutuda da eğer şarj yoksa şarj edebiliyorum ve sadece 5 dakikalık bir şarj ile bana 2-3 saatlik bir kullanım ömrü sunuyor bu kulaklıklar ki benim bu kulaklıkta en çok takdir ettiğim özellik bu oldu diyebilirim. Şu gelebilir aklınıza, ya bende kablosuz şarj standı yok, kablosuz şarj özelliğine sahip telefon da yok, ben bu kulaklığı nasıl şarj edebileceğim diye soracak olursanız bu kulaklıkta Type-C bağlantısı da bulunuyor arkadaşlar. Basit bir şekilde kutu içerisinden çıkan kabloyu, USB kablosunuzu bilgisayarınıza takarak bile kulaklığı şarj etme lüksüne sahipsiniz. Yani şarj konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamayacağınızı söyleyebiliriz. Gelelim kutumuzun tasarımına. Genel itibariyle günümüzde pek çok farklı kutu tasarımı var. Fakat ağırlıklı olarak kulaklığın çıkış noktası şu yukarıda konumlandırılan kapak oluyor. Oppo ise aynı daha önce ülkemizde satışa sunduğu W31 modelinde olduğu gibi bunda da ne yapmış? Bütünsel bir tasarıma gitmiş ve kapağı şu şekilde bütün olarak açıyorsunuz ve kulaklıkları buradan alıyorsunuz. Biliyorsunuz diğer kutularda genellikle yukarıdan açıyorsunuz ve şöyle çekerek çıkartıyorsunuz. Bunda ise bu şekilde açıp alabiliyorsunuz. Bu tasarımın şöyle bir avantajı var arkadaşlar. Diğer tasarımda kutunun içerisini temizlemek çok mümkün olmuyor. Bir süre sonra işte mıknatısı bir yapı olduğu için içerisinde demir tozları vesaire birikmiş olabiliyor. Fakat kapak yukarıdan açıldığı için içini temizlemek çok da mümkün olmuyor. Bunda ise şöyle açtığınız anda tüm kapağın içini, kutunun içerisini görebiliyorsunuz ve pislenen noktaları rahatlıkla ne yapabiliyorsunuz? Temizleyebiliyorsunuz. Şimdi kutuyla ilgili detayları sizlere söyledim. Gelelim kulaklığımızın kendi özelliklerine. Demin de bahsettiğim üzere arkadaşlar bu kulaklıkta hibrit aktif gürültü engelleme özelliği mevcut. Şu soruyu sorabilirsiniz. Hibrit aktif gürültü engelleme ne demek ve aktif gürültü engellemeden farkı nedir? Çünkü biliyorsunuz günümüzde bazı kulaklıklarda aktif gürültü engelleme özelliği diyor. Bazılarında ise aynı Oppo W51'de olduğu gibi hibrit aktif gürültü engelleme özelliği diyor. Hibrit aktif gürültü engelleme özelliği daha yeni bir teknoloji arkadaşlar. Bu teknolojide düşük frekanstaki seslerin filtrelenmesi için farklı mikrofonların da yardım alınıyor. Örneğin Oppo bu kulaklığında 3 farklı mikrofona yer vermiş. Bu mikrofonlar yardımıyla düşük frekanstaki sesler daha iyi filtrelenebiliyor ve daha iyi bastırılabiliyor. Bu ne gibi bir fark yaratıyor? Bunu da hemen size söyleyelim. Örneğin tramvayda, metroda vesaire giderken aktif gürültü engelleme özelliğine sahip bir kulaklık sesleri tam manada baskılayamazken hibrit aktif gürültü engelleme özelliğine sahip bir kulaklık sesleri daha yüksek oranda filtreleyip baskılayabiliyor. Böylece müziği açtığınızda da adeta dış ortamla olan bütün bağlantınız kesilmiş oluyor. Yani en ufak bir ses dahi duymuyorsunuz. Böylece keyifli bir müzik dinlemenin
rahatını yaşıyorsunuz diyebiliriz. Şimdi burada sizlere belirtmek istediğim ikinci bir başlık daha var. Bazı kulaklıklarda aktif gürültü engelleme özelliği bulunmuyor. Fakat bu özelliğin görüşmeler sırasında geçerli olduğu söyleniyor. Bu ne demek? Bu kulaklıklarda arkadaşlar sadece telefon görüşmesi esnasında bir gürültü engelleme, gürültü filtreleme teknolojisi devreye giriyor. Ve konuşmaları karşı tarafla rahat bir şekilde yapmanı sağlanıyor. Yani karşı tarafı rahat bir şekilde duyabiliyorsunuz. Fakat müzik dinlerken bu özelliği aktif hale getiremiyorsunuz. Oppo'nun W51'inde ise böyle bir durum söz konusu değil. Dilediğiniz anda müzik dinlemiyorken dahi hibrit aktif gürültü engelleme özelliğini devreye sokabiliyorsunuz. Zaten devreye girdiğinde kulaklıkta bir size uyarı veriyor. İşte özellik açıldı diye. Zaten ses de tık diye kesiliyor, anlıyorsunuz. Peki şimdi gelelim kulaklığımızın bir diğer özelliği olan IP54 sertifikasına. Bu ne demek? Suya ve toza karşı dayanıklı demek. Tabii burada suya karşı dayanıklıdan kastımız şu değil. Havuza girin bu kulaklıkta müzik dinlerken yüzün değil arkadaşlar. Nedir? Örneğin yağmur yağarken bu kulaklığı pekala kullanmaya devam edebilirsiniz. Ayrıca yağmur haricinde de terleme vesaire gibi durumlarda ne yapabilirsiniz? Kulaklığı kullanmaya devam edebilirsiniz ki kulaklıkta bundan zarar görmeyecektir. Ya da işte geçtiğimiz günlerde Ankara'da yaşanan toz ve kum fırtınası gibi bir şeye denk gelirseniz kulaklık yine büyük ihtimalle zarar görmeyecektir diyebiliriz. Burada arkadaşlar görüşmeleri de ben değinmek istiyorum. Telefon görüşmelerinde de gayet böyle sesiniz karşıya kristal netliğinde gidiyor. Onu da sağlamışlar kulaklıkta ve karşı tarafın sesini de hayli net bir şekilde duyabiliyorsunuz. Üstelik kapalı ya da açık ortamda olmanız hiç fark etmiyor. Dışarıdaki ortamdaki dış sesler, düşük frekanstaki sesler bastırılıyor ve sizin sesinizin karşı tarafa net bir şekilde iletilmesi sağlanıyor. Kulaklığımızın genel itibariyle özellikleri bu şekilde. Şimdi gelelim kulaklığımızın tasarımı ve diğer fonksiyonlarına. Oppo kendisine has bir tasarım çizgisi tutturmuş ve bu tasarım çizgisinde yoluna devam ediyor. Bunu size baştan belirtebiliriz. Aktif gürültü engelleme özelliğini daha verimli kullanabilmek için burada silikon ve kulak içi bir tasarıma gidilmiş. Kulaklık kutusundan farklı boyutlar çıkıyor. Eğer bu üzerindeki silikon kılıf kulağınıza büyük ya da küçük geliyorsa onu değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu da yeri gelmişken size belirtelim. Kulaklığın üzerinde dokunmatik kontroller mevcut ve şurada gördüğünüz gibi kulaklığın iç kısmında siyah renkli sensörler var. Bu sensörler ne işe yarıyor? Kulaklığı kulağınızdan çıkardığınız anda arkadaşlar dinlediğiniz müziğin durmasını sağlıyor. Kulaklığımızda özelleştirilebilir dokunmatik kontroller var. Nedir bu kontrollerle? İşte iki kere tıklıyorsunuz müziği ileri alıyor. İşte üç kere tıklıyorsunuz Google Asistan'ı devre dışı alıyor ya da devreye alıyor. İşte telefonunuz çaldığında tek tıkla telefonunuzu cevaplayabiliyorsunuz. Basılı tuttuğunuzda hibrit aktif gürültü engelleme özelliğini devreye sokuyor. Tekrar basılı tuttuğunuzda devre dışı bırakıyor gibi kontroller mevcut ve gayet de istikrarlı bir şekilde çalışıyor bu kontroller. Yani biliyorsunuz bazı kulaklıklarda dokunmatik kontroller var diyor ama dokunuyorsunuz 10 kere hiçbir şekilde size karşılık vermiyor. Fakat Oppo W51'de böyle bir durumun söz konusu olmadığını sizlerle paylaşalım. Peki gelelim en kritik sorulardan birine. Ben bu kulaklığı Oppo haricinde farklı bir telefonla kullanabilir miyim? Evet arkadaşlar kullanabilirsiniz. Yani telefonunuzun Oppo olması, Samsung olması, Huawei olması vesaire hiçbir şekilde fark etmiyor. Yalnız Oppo ile kullandığınızda mesela benim cihazım Oppo Reno 3 Pro. Şöyle kulaklığı açtığınız anda ne yapıyor? Bu kulaklık telefonun ekranında çıkıyor ve telefonla basit bir şekilde eşleştirebiliyorsunuz. Eğer Oppo cihaz kullanmıyorsanız ne yapmanız lazım? Bluetooth menüsüne girip oradan aratıp bulup eşleştirme yapmanız lazım. Yani manuel bir kurulum gerçekleştirmeniz gerekiyor. Kurulumu yaptıktan sonra her türlü zaten dokunmatik kontroller işlevsel bir şekilde kullanmaya başlıyorsunuz. Yani telefon markanız hiçbir şekilde fark etmiyor. Yani nedir? Oppo kullanıyorsunuz ama dediğim gibi kutuyu şöyle açtığınız anda ekranda görünmüş oluyor kulaklık ve basit bir şekilde eşleştirme sağlıyorsunuz arkadaşlar. Bunun dışında da bir farklılık olmadığını sizlerle paylaşalım. Tekrardan incelememizin sonuna gelirken kulaklığın ses performansını sizlerle bir paylaşalım ve kulaklığın dış ortamda vesaire görüşmelerde nasıl bir ses performansı verdiğini beraber görelim. Alo. Merhabalar. Evet şu anda ofisin balkonundayım ve rüzgar da var gayet burada. Fakat sesini nasıl geliyorsan değil mi? Sesini geliyor. Peki rüzgar oluyor mu? Asıl merak ettim bu aslında beni. Yani rüzgar sesi geliyor mu oraya? Evet sesin geliyor. Hoparlördeyiz. Rüzgar duyuluyor mu peki? Rüzgar sesi var mı?
Yani şu an hoparlördeyim. Rüzgar pek duyamıyorum. Ses biraz derinden geliyor ama iyi geliyor. Yani rüzgar sesini almıyor. Yani Enco W51'in rüzgarlı havalarda gayet net bir şekilde görüşme sağladığını söyleyebiliriz o zaman. Şu anda fizik aktif görüş engelleme özelliği açık durumda kulaklıkta ve ben retina sesini net bir şekilde alabiliyorum. Dışarıda ambulans sağa seslerine rağmen net bir şekilde duyabiliyorum seni. Evet arkadaşlar, şu anda ofisimizin balkonuna geldik. Otoban kenarındayız zaten. Dolayısıyla burada ses hayli yoğun diyebiliriz. Ve kaydı gerçekleştirdiğimiz telefonda Renault 3 Pro. Bunu da belirtelim sizlere. Yani profesyonel bir kamera kullanmıyoruz. Telefona bir yazılım yükledik. Bu yazılım sayesinde kulaklıklardan alıyor sesi şu anda. Yani dışarıda bu yazılımla gürültülü bir ortamda çekim yapsanız dahi bu W51 kulaklıklar sayesinde kayıt performansı bu şekilde oluyor. Evet arkadaşlar, bu kulaklığın fiyatı başta da bahsettiğim üzere 900 Türk Lirası. 900 Türk Lirası sunduğu özelliklere göre ideal diyebiliriz. Tabii şunu da dipnot olarak belirtmek gerekiyor. Ülkemize genel itibariyle elektronik eşyalar pahalı arkadaşlar. Bunu Amerika'da 70 dolara çıkardı Oppo ve 70 dolar demek 70 birim demek. 70 birime bunu insanlar alabiliyor Avrupa'da vesaire. Ama biz bunu almak için 900 birim ödemek zorundayız. Bu da ülkemizdeki döviz kurlarının çok yüksek olmasından ve vergilerin hayli fazla olmasından kaynaklı bir durum. Yani bu biraz coğrafya kaderdir tezine geliyor. Onun haricinde kulaklık segmentindeki modellerle karşılaştırıldığında uygun bir fiyata sahip. Fakat günümüzde 150 liraya, 200 liraya kablosuz kulaklık yok mu diye soracak olursanız elbette var. Fakat onlarda kalkıp da hibrit aktif gürültü engelleme özelliği sunulmuyor. Ya da dokunmatik kontroller diyor, 10 kere dokunuyorsunuz bir kere algılıyor. İşte şarjı daha kısa sürede gidiyor, 5 dakikada böyle 2-3 saatlik kullanım ömrü size sunmuyor gibi gibi eksiklikleri mevcut. Ama günü kurtarır mı? Evet kurtarır. Fakat biraz daha böyle lüks bir şeyler olsun. İşte hibrit aktif gürültü engelleme özelliği olsun. 5 dakika şarj ettikten sonra bana 2-3 saatlik bir kullanım ömrü sunsun. İşte kutusunda kablosuz şarj özelliği olsun diyorsanız şu anda en uygun fiyatlı modellerden birisinin Oppo W51 olduğunu sizlere söyleyebilirim arkadaşlar. Başka bir incelemede görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmuyorsunuz.